Selam gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, katılı özel olarak çekmiş olduğum özel ders videolarından bir diğeri basınç konusunun birinci videosuyla baş başayız arkadaşlar. Ee, bu videonun PDF'lerini topluluk sekmesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇kinci videoyu da seyrettikten sonra soru çözmenizi de tavsiye ediyorum çünkü birinci ve ikinci video bitmeden basınçla ilgili karışık sorular göreceksinizdir muhtemelen. O yüzden lütfen ikinci videosunda basıncını bitirip ondan sonra soru çözün. Evet. Öncelikle basınç kavramıyla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi basınç burada katı basıncı diyebiliriz ama bu bir genelleme ile başlıyoruz. Basınç dediğiniz şey nedir? Birim yüzey alanına etki eden dik kuvvete biz basınç adını veriyoruz. Şimdi fizikte tanımlar hep aynı şekilde başlıyor. Bakın yüzey alana gelen kuvvet aşağıdan yukarıya doğru yazılır. Yani bunun anlamı ne demektir? Basıncı yazarken şöyle alana düşen alanı A ile de gösterebilirsiniz. S ile de gösterebilirsiniz kuvvet F bölü A F bölü S diye yazabilirsiniz. P ile gösteriyoruz. Ve dikkat edin birimine buranın birimi Newton. Alanın temel birimi biliyorsunuz metrekare. İşte Newton bölü metre kareye biz kısaca ne adını veriyoruz? Pa ile gösterdiğimiz Pascal adı veriliyor arkadaşlar. Bakın temel birimimiz bu. Santimetre civa, milimetre civa, ATM gibi kimyadan aşina olduğunuz birimler mutlaka ki var. Fakat bizde daha ziyade Pascalcıyız. Ve skaler bir niceliktir. Bakın bu hoşunuza gitmese bile. Şimdi bunu da ispatı şöyle de vereyim size. Örneğin bir kap sıvıyla dolu. Sıvılar basıncı her yere yapar. Bakın buraya da yapar. Ve yüzeye dik olarak yapar. Yani bu işin düzenli bir yönü yok arkadaşlar. O yüzden siz buna vektörel diyemeyeceksinizdir. Ve dikkat edin formülü incelersek ne biliyoruz? P eşittir. F bölü A ifadesine göre yüzey alanını azaltırsanız bakın o zaman basıncı ne yapacağız? Arttırmış olacağız arkadaşlar, değil mi? İşte ne oluyor? Sivri yüzeyler dikkat edin daha da yüksek basınç uygulayacak. Örneğin kalemin sivri ucu parmağımızı daha çok acıtır. Evet, kalemi tuttuğunuzda iki tarafından ne olur? Sivri tarafı canınızı daha çok yakar. Niye? Çünkü basıncı fazla. Bıçağın ekmeği kesmesi. Ne yapıyorsunuz? Bıçak eğer ekmeği iyi kesmiyorsa tabii ki de ne yapıyorsunuz? Götürüp hemen biletiyoruz. Amaç ne? İyi kesmek. Yüzey alanını küçülterek basıncını arttırmak. Tavukların ördeklere göre zemine daha çok batması. Mesela neden? Tavuklar şöyle üç ayak. Ama ördekler de benzer bir yapıya sahip ama aralarında dolu. Perdeli çünkü ayakları hatırlarsanız şöyle. Dolayısıyla bu arkadaş yani ördeklerin yüzey alanı daha büyük olduğu için de basınçları küçük olacaktır. Daha çok batmanın nedeni de tavuklarda dikkat ederseniz daha fazla basınç yapmasıdır. Bunun gibi örnekleri zaten çoğaltabiliriz. Şimdi burada belki de ciddi anlamda bizi en çok ilgilendiren yer arkadaşlar. Bu kısım ciddiye almamız gereken yer bu. Şimdi basınç kuvveti dediğimiz bir kavram var biliyorsunuz. Şimdi basınç kuvveti o formüldeki P eşittir. F bölü A'daki F dediğiniz şeye biz basınç kuvvet diyoruz ve çok ilkel düşünmenizi istiyorum. Basınca neden olan kuvvet. Bakın basınca neden. Kim bu? Şimdi burada böyle bir alışkanlığımız var. Ağırlık deme alışkanlığı. Bakın her zaman ağırlık değildir bu. Duruma göre değişken. Örneğin mesela bu cisim bu zemine basınç yapıyor mu? Yapıyor. Neden? Tamam. Ağırlığı nedeniydi. Fakat ikinci cismin yapmış olduğu basınç neyden? Hem kuvvet var hem ağırlık da olduğuna göre bu sefer F artı G'den dolayı yapıyor. Dikkat ederseniz. Peki buraya dikkat edin. G'nin yönü aşağıya doğru olduğu için bakın yan duvara hiçbir şekilde kuvvet uygulamıyor. O zaman yan duvara gelen kuvvet sadece F'tir. Dikkat ederseniz. Tamam ve bir başka uyarımız bu karşınıza sık sık gelecek bir şeydir. Katılar üzerine uygulanan neyi dikkat ederseniz arkadaşlar? Kuvveti aynı doğrultuda ve aynı değerde iletme özelliğine sahiptir. Ve bunu ilerleyen günlerde göreceksiniz. Bakın katılar K'lerden aklınıza gelsin kuvveti iletir. Sıvılar ise basıncı her doğrultuda aynı miktarda iletir bakın. Ama katılar Sadece aynı doğrultuda. Bu ne demek ki şu. Siz çiviye buradan F kuvvetiyle vurduğunuz zaman aynı doğrultuda buraya doğru F kuvvetini iletecek. Değil mi? Bu anlama geliyor. Ama basıncı aynen iletme özelliğine sahip değil. Dikkat edin. Veya çok iyi bildiğiniz bir sistem. Bakın 3G ile G'yi vermişim. Ne yapıyor? Yere gelen kuvvet nedir diye sorsam muhtemelen ders dinleyen arkadaşım hemen 4G olduğunu söyleyecek. Peki bu neden bu kadar rahat söylüyorsun? Çünkü şöyle bir şey var. 3G ağırlığına sahip cisim zaten kendi ağırlığını veriyor. Sen bunun üzerine g gibi bir ağırlık koyunca bu g de ağırlığını buna verince bu da bir katı olduğuna göre ne yapar? Aynısını aşağı doğru iletir. O cevap da 4g'ye geldi dikkat ederseniz. Hadi bakalım ilk antrenmanımıza başlayalım. Özdeş küplerden bakın. O zaman her birinin ağırlığı aynı diyebiliriz. Hepsine ggg g, g yazabilirim, değil mi? Böyle yazıyorum hepsine peşine. Özdeş küp olduğuna göre bunun taban alanına a a a dersem burası değme yüzeyi 2a bu da a değil mi? Şimdi ne demişim ilk ifadede? Basınç kuvvetleri. Neydi? Basınca neden olan şeyler isteniyor. Kim burada basınca neden oluyor? Ağırlıklar. O zaman birincideki ağırlık ne kadar dikkat ederseniz 6g. İkincide ise 4g. Üçüncüde ise 3g var. O zaman ne oldu? Dikkat ederseniz f1 büyüktür f2 büyüktür f3 diyebilirim. Peki basınç dediğim anda bakın hemen işin içine ne geliyor? Basınçta ise f'i a'ya bölmeniz gerekecek. O zaman hemen buluyorum. Birincinin basıncı 6g ağırlığı 3a'da ise yapılan basınç 2p. İkinciye geldiğim vakit ne oldu? 4g kimde? 2a tabanında. O halde bununki de 2p. Üçüncüye geldiğim vakit ise 3g bölü a'dan 3p. Yani ne oldu bu sefer de? P3 büyük oldu. P1 eşittir P2. Yani Basınçta tek başına ağırlığa bakmıyoruz demek ki. Neye bakıyoruz? Hem alan hem de ağırlık beraber düşünmek zorundasınız. Buraya dikkat edin. Mesela üçüncünün ağırlığı en az ama basıncı en çok çıktı. Bu çünkü iki farklı kavrama bakmanız gibi. Örneğin e, hafif olduğu için söylüyorum. Kız arkadaşlar mesela nedir? Erkeklere göre daha hafif kütle veya ağırlığa sahip. Ama topuklu ayakkabı giydiği vakit o zaman bir erkekten daha fazla da basınç yapıyor. Niye? Çünkü tek baktığımız şey ağırlık değil değil mi? Hadi bakalım. ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu bir soruyu biraz daha uyarlayarak. 20 kilogram kütleli bir kutunun boyutları 1, 2 ve 5 metreymiş. Kutu herhangi bir yüzey üzerine konduğunda masayı yaptığı basınç hangi değerleri alabilir? Şimdi basınç neydi? F bölü A. Tabi burada ne oluyor? Kutu kendi başına olduğu için F yerine hemen G'yi alabiliyoruz değil mi? G bölü A diyoruz hemen. O halde bunun ağırlığını nasıl buluyorduk hatırlayın. Kütlesiyle yer çekimi iğmesini çarpacağız. Kütlesi 20 bakın parantez içinde yer çekimi iğmesi de 10 olduğuna göre 200 Newton'luk bir ağırlığa sahip. Bakın bu arkadaş 200. O halde bunun yapabileceği basınçları bulalım bakalım. 200 bölü. Şimdi ilk olarak dikkat edin. Şu tabanda duruyor değil mi? Ne kadardır burası? Bu boyutu 1. Burası da 2 olduğuna göre şuranın alanı 2 metrekaredir. O zaman 2'den o halde buranın cevabı 100 Pascal olabilirdi. Peki olasılıkları devam ediyorum. Başka bir olasılık. Gene ağırlığımız 200 bölü. Şimdi biraz yan tarafları taramaya başlayalım. Dikkat edin. Örneğin şu tabanın üzerine otursaydım dikkat edin. Bu boyutu 2. Bu boyutu 5 olduğuna göre şuranın alanı 10 metrekare yaptı. 200 bölü 10'dan bu sefer ne yaptı? Bakın 20 paskalda yapabiliriz. Ve başka bir renk daha denemesi yapalım. Hadi şu yüzeyi hiç kullanmadık. Bakın bir de bu yüzeyi kullanabiliriz. Bakın burası 1. Şu kenarda 5 olunca şuranın alanı ne yaptı? 5 metrekare yaptı. Bir olasılıkta şöyle bir şey oldu. 200 bölü 5'ten de 40 paskal da olabilirdi. Ama 50 paskalı yapamadık. Dikkat ederseniz yüzeylere oturmak koşuluyla 1, 3 diye buluyoruz. Evet ne demiş? İçinde boşluk olmayan K ve L katı cisimleri ne diyor? Dengedeymiş ters çevrilirlerse diyor. Hemen biz de çevirelim şöyle bir. Şöyle boyutları değiştirmediğimizi düşünelim. K'yı ters çevirirsek ne olacak? Şöyle bir şekil. Aynı şekil aslında. Hala S'teyken. L'yi ters çevirdiğimiz vakit şöyle bir bir anda iki S'lik tabana geldi değil mi? Böyle. Şimdi K'nın yaptığı basınç değişmedi. E şimdi bakın burada ne vardı? GK ağırlığı hangi tabanda S'te? Hala GK ağırlığı hala S'te olduğuna göre hiçbir değişiklik olmadı. Fakat L'ye dikkat ederseniz S tabanındayken 2 S tabanına geldi. Yani L cisminin ne oldu? Basıncı hatırlatıyorum. F bölü A'ya göre yüzey alanı büyüdü. O halde bunun yaptığı basınç azalmıştır. L'nin yaptığı basınç azaldı. Peki basınç kuvveti ne oldu? Bakın basınç kuvveti ne? Burada şu anda cismin kendisinin ağırlığı değil mi? Sen bunu ters çevirdiğinde ağırlığı değişti mi? Hayır. Basınç kuvveti artar dediyse de bu ifade yanlıştır. Dolayısıyla 1 ve 3 uygundur. Boyutları eşit ağırlıkları Gx, Gy, Gz olan cisimlerin ne diyor? Etki eden basınç kuvvetleri F bakın basınç kuvveti yani şu anda ne var? Dışarıdan bir müdahale yapmadıysanız kendi ağırlıkları nedeniyle. Ve dikkat edin size bir bilgi verilmiş. F1 büyüktür F2 büyüktür F3 denmiş. Peki o zaman ben direkt F yerine neleri yazacağım? Toplam sembolünü bildiğinizi düşünerek toplam ağırlıkları yazacağım değil mi? O zaman yazıyorum. Burada x ve y varsa o zaman şöyle yazıyorum. x ile y'nin ağırlığı büyüktür. İkincide ne var? x ile z'nin ağırlığı o da büyüktür. z ile y'nin ağırlığından. Bakın şimdi şu ikiliye bakarsak. x'ler birbirlerini götürdü değil mi burada? Hemen şöyle silik yapıyorum. y'nin ağırlığı o zaman z'den büyük olmalı. Bu cepte. Hadi bir renk değiştirelim. Şu iki denklemi karşılaştırırsam bakın. X artı Z, Z artı Y'den bakın hemen Z'ler giderse ne öğrendiniz? Bunun bundan büyük olması için X'in de Y'den büyük olması lazım. O zaman X büyük, Y büyük, Z diye ağırlıkları buluyorum. Hadi bakalım. X ve Y cisimlerinden oluşan şekildeki sürtünmesiz sistem dengelidir demiş x ve y'nin arttır gx gy olup x'in yaptığı basınca p demiş. Bakın ne oluyor burada? gx yere basmak istiyor. Şimdi y buradan ne yapıyor? Çekiyor. Aşağı indirmek istiyor. Tabi ağır olsaydı bunu mümkün yapabilecek dedim. Mümkün olabilecek de. Olmadığına göre gy ağırlığıyla bu cismi yukarıya çekiyor. O zaman birinci durumdaki basıncı nasıl yazabilirim? x yere basıyor. y onu yukarıya çalmak istediğine göre gx eksi gy bölü taban alanına s desem ve buna biz p demişiz. Soruya devam ediyorum. X ve Y arasındaki ip kesildiğinde bu ipi bir kesiyorum. Hemen Y yere düştü. X kendi başına kaldı mı? İkinci durumda. O zaman ne oluyor? X'in basıncı bölü S bu sefer 3P'ymiş. Nasıl yapacağız? Gerisi artık bence matematik hemen kıvırırız. Şunu şunun yanına göndersem ne oldu? GX eksi Gy PS yapıyormuş. Buradaysa bunu bunun yanına atıyorum. GX'in cevabı 3PS'ymiş. Bakın şurası 3PS'yken bir şeyleri çıkartınca PS kalması için bu bir şeylerin 2 PS olması gerekir. GX bölü G'nin cevabı da 3'e 2 diye buluyoruz. Evet bir başka sorumuz. Ağırlığı G olan bir küp. Bakın hemen küp olduğu için tüm yüzey alanları aynı biliyorsunuz. Yani farklı bir yüzeyle ilgilenmiyoruz. Yani buradaki taban alanı A ise burası da A olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Birinci durumdaki basınç P. Hadi yazalım bakalım birinci durumu. Şimdi G'ye basmak istiyor. F bunu yukarıya çekmek istiyor. Şimdi F nedir? Kesinlikle G'den az olmak zorunda. Yoksa bu cismi havaya kaldırırdı. O yüzden basmak isteyen G, çalmak isteyen bir F var. Hangi yüzeyde? A'da. Ve siz buna P dediniz. Peki ikinci sisteme geldiğinizde hem G var hem de F de aşağı doğruysa G artı F'i yine A alanına böldüğümde basınç ne oldu? 2P. Bakın aynı işlem. Bunu buraya bunu buraya atarsam ne oldu? G eksi F P G artı F 2 PA'dır. Taraf tarafa toplarsam bakın F'lere elveda dedim. 2 G 3 PA yaptığına göre G'nin değeri 3 bölü 2 PA oldu. Bu cepte. E o halde G dediğin şey 3 bölü 2 ise sonucun 1 olması için bu adamın da ne olması lazım? Bunun da 1 bölü 2. Yani F'in cevabı da 1 bölü 2 PA olmalı. Neyi soruyor? F kaç G? Bakın F ne oluyor? G'nin kaçta kaçı? 3'te 1'dir. O zaman 1 bölü 3'ü kadar diyebiliriz. Evet. Güzel bir soru tipi. Düzgün türdeş K ve L cisimleri şekil 1'deki konumdayken K cisminin L'ye yaptığı basınç PK, L cisminin yere yaptığı basınç PL'dir. Bakın dikkat edin. K cisminin L'ye yaptığı PK, L'nin yere yaptığı PL. Değil mi? Bence PL'yi bulmak kolay. Neden? Şekil bu hale getirilirse PK. Bakın L ne oldu? Buradaki basıncı nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Toplam ağırlık alırdık. Yani PL dediğiniz şey neydi? K'nın ağırlığı var, L'nin ağırlığı var bölü S. Peki ikinci durumda ne oluyor? PL basıncı şuradaki basınç yine K'nın ağırlığı, yine L'nin ağırlığı ama bu sefer değme yüzeyi 2S oldu. Bakın ne oldu buradan buraya geçerken S'te büyüme var. S büyürse basınç ne yapar? Azalır. Şimdi eğlence K'da esas. Peki K'nın L'ye yaptığı basıncı nasıl bulacağız? Yani PK basıncı. Şimdi buraya dikkat ediyorum. Nedir buraya gelen basıncın nedeni? K'nın ağırlığı bölü dikkat edin. Değme yüzeyi bakın. Şu yanlar maalesef değmiyor. O zaman değen kısım buranın tamamı 2S olabilir ama buna değen kısım sadece S kısmı. İkinci duruma geldiğimizde peki PK üssü diyelim buna. Yine K'nın ağırlığı ve değme yüzeyi bu sefer ne? S. O zaman aynı olduğunu görüyoruz. O zaman K'nın basıncının da değişmediğini, değişmez ve azalır diye buluyoruz arkadaşlar. Evet, bir yorum sorusuyla baş başayız. Eğik düzlem üzerinde bulunan buzu dengeleyen ipteki gerilme T. Hadi bulalım bunu. Şimdi ben buzun bir ağırlığını GB deseydim, G buz anlamına gelsin. Ne yapıyordu? Eğik düzlemde olan cisimler aşağıya kaymak ister. Ne ile? G ağırlığının sinüs alfasıyla o halde T dediğiniz şey nedir? GB sin alfadır. Bu arada bu T ipi de burada bunu yukarı çekerken bu arada cismin ağırlığı da GC dersem bu arada cismin yere yaptığı basıncı nasıl bulacaksınız? GC basıyor. T de onu çaldığına göre GC eksi T bölü S diyebiliriz. Değil mi? Şimdi diyor ki yalnızca buzun yarısının erimesiyle buzun yarısı erirse ne oldu bir anda? Şu arkadaş yarıya düştü. Yani burası azaldı. O zaman g buzun azalması demek T ip gerilmesinin azalması demektir. Peki dikkat edin. T azalır ise bir sayı ne yapıyorduk? Mesela düşünün 10 5 iken yukarısı ne oldu? 10 3 oldu. Yani üst taraf büyüdü mü? Yani şuradaki ifadenin tamamı büyüdü. O halde yere yapılan basınç da artar oldu. Azalır, artar. Bakın şu ana kadar Hayatımızı G bölü S ile devam ettirdim arkadaşlar. Fakat hayat her zaman G bölü S ile de yürümüyor. Eğer bu uyarıyı çok önemseyin lütfen. Ee, belki de en önemli tuzaklardan bir tanesidir. Tamam. Katı basıncı dediysem aklınıza gelecek şey şu arkadaşlar. Tabii ki haklı olarak G bölü S. Fakat bu arada bir cismin hacmi cismin hacmi dikkat edin altında çiziyorum taban alanı çarpı yükseklik ile hesaplanabiliyorsa HDG ile de yapabiliriz. Örneğin mesela bakın dikdörtgenler prizması diyelim değil mi? Veya silindir. Örneğin silindirinkini bulalım. Burası R burası H. Şimdi bu eğer D gibi bir maddeden yapıldıysa ben şimdi hadi bakalım P silindiri bulmaya çalışayım. Nedir? G bölü S. G yerine ne yazmam lazım? MG bölü taban alanı ne kadar? Pi R kare değil mi? Pi R kareye de S dedim. Tamam Böyle dursun. Hadi M'i açmalım. D, ve değil miydi? D değiştirelim. M bölü V'den. O zaman P silindir. Yazıyorum. D çarpı V çarpı G bölü S oldu. Şimdi ben silindirin taban e, hacmini nasıl buluyordum? Taban alanı çarpı yükseklikti. Yani S çarpı H. Hadi bunu da yerine yazarsam. Bakın D, S, H, G bölü S. S'ler giderse demek ki silindirin basıncının ne olduğunu gördük? H, D, G olduğunu gördük. İşte ne gibi? Şimdi bunun siz nasıl buluyorsunuz? Bu tür bir cismin nedir? Taban alanı çarpı yükseklik hacmi. O zaman bu da taban alanı çarpı yüksek. Bu neydi? Dikkat edin. Pi r kare çarpı h bölü 3. Sonuçta sen buna belki şu arkadaşı hdg diyebiliyorsunuz. Buna da hdg diyebiliyorsunuz. Ama buna hdg bölü 3 diyeceksiniz anlamına geliyor. Yani bazı cisimlerde katılarda her zaman g bölü s işimize yaramıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bunu bir örneklendirelim aynı maddeden yapılmışlar bakın. Şimdi en büyük ağırlık tam basınç ne? G bölü S. Yine cisimlerin dikkat ederseniz tabanlar hakkında bilgim yok. Ağırlıklar hakkında bilgim yok. E ben nasıl bulacağım? Hemen B planınız. Neydi? Acaba HDG uygun mu? Tabii bu HDG'nin de kullanmanın bir usturumu var dikkat edin. Şimdi dikkat edin. Hepsinin H aynı. D'si aynı. G'si aynı. Ama başka bir kahraman var mı? Evet. Bakın. Taban kahramandır basınçta biliyorsunuz. Değme yüzeyi ya da. Şimdi hepsinin tabanlarına bakarsın. Burada eğer bu çizdim bakın hemen tabandan yukarı düz çizgi çekiyorum. Cisimle uyumlu mu? Evet. O zaman bunun basıncı hemen HD'ye gelir. Fakat buraya bakıyorum. Burada tabandan ben yukarı doğru düz çizgi çekersem bakın bu beyaz kalmış. Burada nerede? L yok buralarda. Demek ki sen şöyle bir cisim HDG diyorsan bu cismin sen yanlarını kesersen değil mi? HDG'de nasıl hale gelir mi? O zaman bu adam HDG'den azdır. Dikkat edin. Peki buraya bakıyorum. Şöyle düz çizgi çekiyorum tabandan. Fazla ağırlık var dikkat edersen. Bu ağırlıklar da buralara bindiği için bunun ağırlığı tabanına göre fazla. Bu neye benzedi? Topuklu ayakkabı giymeye benzedi değil mi? Bakın. Ne yapıyorsun? Küçücük bir taban var. O zaman bu adam HDG'den çok hale geldi. O yüzden HDG, HDG'den nasıl? HDG'den çok. O zaman ne oldu? En büyük basıncı yapan M, sonra K, ondan sonra da L olacaktır. Şimdi hadi bakalım. Bak güzel bir soru. Boyutları A, B, C olan bir demir bloğun şekil 1'deki konumda yaptığı basınç P1. Şekil de P2. P1 bölü P2 nedir? Şimdi eğer düzgün yapıya sahip mi? Evet. O zaman ben direkt olarak işi H, HDG'den yapabilir miyim? Evet. Aynı dikdörtgen prizma olduğuna göre D'ler aynı G'ler. O zaman benim sadece yüksekliklere bakmam yeter. Burası ne kadar? C. Bunun yüksekliği ne kadar? A. O. C bölü A. İsteyen arkadaş uzun uzun denesin bakın. Birincisi G diyelim. Bölü. Taban alanı ne kadar? A çarpı B. Bu birincisi. İkinciyi deneyelim. G bölü. Taban alanına kadar? B, C. Bakın bu orantıları yapsanız gene sonuç C bölü A'dır. İşte yani bunu yapma zorunluluğunuz yok. Fakat yapmanız sürat açısından size fayda sağlayacaktır. Mesela ne demiş? Şekil 1'deki kesme şekerin zemine yaptığı basınç P1 demiş. Eğer şekildeki gibi kesilirse kesme şeker P2 ve P3 basınçlarını yapıyorsa bunlar arasındaki ilişki. Şimdi bir sorun var. Tamam birincisi en ağır. Ama 2 ile 3'ün ağırlıkları hakkında bilgimiz yok. Taban alanları hakkında bilgimiz yok. O zaman hemen deniyorum bakın. Bu düzgün yükselen bir cisim mi? Evet o zaman ben buna HDG diyebilirim. Ama buraya bakın hemen kahramanım tabanda. Tabandan yukarı çizgiyi bir çekiyorum. Yanlarda fazla madde var. Ekstra ağırlık bindim mi bu tabana? Evet o zaman burası HDG'den çok var burada. Buraya geliyorum. Tabandan düz çizgiyi çekiyorum yukarı. Bakın. Nerede bu adam? Bu adam olsaydı HDG. Bu adam olmadığına göre HDG'den azsın demektir. O yüzden de P2 basıncı P1'den o da büyüktür. p 3ten demeniz gerekiyor. Şimdi burada özellikle yanıltıcı bir soru tipi bizler için. Yatay düzlemde bulunan bir cismin düzleme yaptığı basınç P, basınç kuvveti de F'ymiş dikkat ederseniz. O zaman yazalım. Şu anda bunun ağırına G dersem o zaman basınç kuvvetine hemen G diyebilirim. Basınca da G bölü S diyebilirim değil mi arkadaşlar? Peki bir konumdan iki konumuna getirilirse. Bakın ne oluyordu? Burası G ise G sin alfa ile buraya gitmek isterken kaymak isterken G kos alfa ile de buraya baskıyor. O zaman sizin ikinci duruma geçtiğinizde buna birinci durum diyelim. Ne oluyor? Düzleme yaptığınız baskı dikkat ederseniz şu oldu. G kos alfa. O zaman buraya sen G kosinüs alfa yazacaksın. Peki bu durumda ikinci basıncımız ne oldu? G kos alfa bölü S oldu. Ve dikkat edin G iken, Kosinüs alfanın en büyük değeri zaten 1 e bu da 1 olmadığına göre 05 06 bir sayı işte yani sonuçta F ne yaptı azaldı hatta F azaldığı için P'de azalmıştır arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla basınç azaldı ama basınç kuvveti değişmez yanlıştır o da azalmıştır. Bakın burada çok kötü bir durum var buna hemen atlama huyumuz var ama cismin ağırlığı değişmedi deyip hemen atlamak var böyle bir şey yapılmayacak ağırlık değil ağırlığın bir bileşeni artık dikkat ederseniz basıncın nedeni. Çok önemli bir tanım. Bunun özellikle sorunun üzerinde sizlere anlatmak istediğim bir şey. Ee, bazı kristal yapılar Aşağıda, yukarıdaki anlatılan elektrik enerjisi üretme şekline ne ad verir? Bazı özellikle dikkat edin kristal yapı barındıran seramikler mekanik basınç yani basınç uygulandığında ya da bir titreşim uygulanması sonucu elektrik enerjisi üretme veya üzerine elektrik enerjisi uygulanmasıyla da titreşim ya da basınç üretme yeteneğini sahiptir. Bu yapıların elektrik enerjisi üretilmesi için seramiye bir baskı, titreşim ya da esneme kuvveti uygulanmalı. Örneğin elinizde bulunan silindirik bir yapıya sahip bir maddeyi düşünün. Siz bunu eğer kuvvet uyguladığınızda F kuvveti ve F kuvveti iki parmağınızın arasına aldıysanız işte şöyle bir durumla tanışacaksınız. Bu kuvvetlerden bir uygulanınca seramin yapısındaki pozitif yükler bir tarafa, negatif yükler bir tarafa. Yani şöyle bir görüntü elde edeceksiniz arkadaşlar artıları bu tarafa biriktirdik. Eksileri de burada biriktirdiğimiz bir yapı. Ve böylece ne elde ettik? Bir potansiyel farkı. Yani sanki bir üreteç gibi oldu. İşte bu yapıya biz arkadaşlar basınç yardımıyla elektrik elde etme olduğu için piezo. Piezo zaten basıncın Yunanca'dan ilk geliş ifadesidir arkadaşlar. O yüzden P ile gösterilir. Piezo elektrik deriz. Ve kuvveti büyütürseniz arkadaşlar elde edeceğiniz potansiyel de daha büyüyecektir. Hatırlayan arkadaşlar varsa da şöyle bir 3-5 sene önce ee, okullarımızda okuyan bir öğrenci arkadaş ayakkabısının tabanına piezo elektrik malzemeler döşemişti bu diyelim ayakkabısıysa şuralara piezo malzemeler buradan da bir çıktı aldı buradan da ne yaptı bunu cep telefonuna gönderdi yolda yürürken yapmış olduğu basınçlar nedeniyle ne yapıyor elektrik üretiyor bu elektrikten de telefonunu bağladı böylece piezo elektrik malzeme yardımıyla da elektrik elde edilmiş oldu. Ve geldik sıvı basıncı katı ile ilgili temel olarak bilmeniz gereken şeyler bunlar arkadaşlar peki sıvı basıncı nedir şimdi katılar gibi sıvılar da dikkat edin ağırlığı nedeniyle basınç yaparlar yani bu sıvının da ne yapmış oluyor bir ağırlığı vardır e ve dikkat edin şimdi A noktası ve en büyük farklardan bir tanesi biraz sonra da anlayacaksınız sıvı basıncı dediğin şey bir noktaya yapılır A noktası B noktası C noktası falan diye o zaman şuraya yapılan basıncı ben nasıl bulacağım derseniz Cevap çok basit. Basınç oradaki bakın bu A noktasının üzerindeki sıvı moleküllerini hayal edeceksiniz. Aynen neye benziyor bu da? Sıvı molekülleri böyle silindir gibi üzerine dizilmiştir. E, bir silindirin basıncını da biz HDG diye bulmuş muyduk? O halde A noktasında ne diyordum? Bakın A'nın üzerindeki sıvı yüksekliği H. Sıvının öz kütlesi D. çekimi mihimesi de G ise o halde olay HDG ile hesaplanacak arkadaşlar. Ve burada sakın ola G'yi ihmal etmeyin. Bakın G'nin varlığı önemlidir. Çünkü G dediğiniz şey bir evrensel sabit değil, değil. Ve sıvı basıncı hiçbir şekilde kabın şekline bağlı değil. Neyine bağlı? Yüksekliğe. Sıvının öz kütlesi ve de ortamdaki yer çekimi, iğmesine bağlıdır. Hemen basit bir örnek. Şekil 1'deki kabın tabanındaki sıvı basıncı P. Bakın kap nedir bu? Tabana gelen sıvı basıncına P demişler. Nasıl buluyorum? Ne kadar sıvı var? H. O zaman yazıyorum. Birinci durumdaki basınç H kadar D ve G. Sıvıyı da D dedik. İşte buna P dediniz. Sonra diyor ki kap bu konuma gelirse. Ne olacak arkadaşlar? Biz de aynı şekilde yeşillendirelim orayı. Tabi sıvılar biliyorsunuz şekil değiştirebilirler hemen. Ne yapacak? Bir bölmeniz boşsa yine bir bölmeniz boş kalacak ve o zaman sizin sıvınızın yeni şekli şu hale gelecek midir? O halde bir anda sizin yeni h, h, hsa tabanının üzerinde kaç sıvı var? 3 h. O zaman P'nin yeni değeri 3 hdg oldu. Yani 3 p haline gelmiş oldu. Çok meşhur bir grafiklerdir hatırlarsanız sıvı basıncıyla sıvının yüksekliği doğru. Ben size hangi kabı sorarsam sorayım. Bakın plh doğru orantılıdır biliyorsunuz. O halde e, elinizde bulunan nedir? Bir kap var. Bakın A, B, C. Buraya da C diyelim. Şöyle burada hata var. Bulunan kapları musluklar yardımıyla sıvı olur. Mesela düşünün. Eğer muslukların bu arada yazalım. Muslukların debisi sabit. Ne demek? Birim zamanda gelen sıvı miktarı hep aynı. O zaman düşünün. 1 T'de H'a geldiyseniz 2. T'de 2 H'a gelir mi? O zaman basınçta da P 2 P olduğuna göre o halde buradaki basıncı Renk değiştirelim biraz daha dikkat çeksin. Doğru orantı çizmem gerekir değil mi? Şöyle. Fakat ikinciye dikkat edin şimdi. 1T'de buraya geldiyse ikinci T'de iki aşağı gelemez. Niye? Çünkü burası daha geniş olduğu için biraz daha aşağıda kalacak. Yani yukarı çıkıyorum ama daha az çıkıyorum. O zaman grafiği de şöyle azalan çizmemiz gerekecektir arkadaşlar. Buradaysa dikkat edin 1T'de H olduysa İkinci T'de 2H iki diyecektim ama burasının hacmi küçük olduğu için bunu da geçecektir. O zaman daha da fazla yani artan eğimlidir. Bu arada bir uyarı sizlere. Eğer isterseniz ABC kapları için üçü de içinde geçerlidir bu. Basınç yükseklik grafiği nedir diye sorarlarsa cevabınız hemen şudur arkadaşlar. Üçü içinde geçeldir geçerlidir. Neden? Basınçla yükseklik her zaman doğru orantılıdır. Yani adamın size ne grafiği sorduğuna her zaman bakın mutlaka. Hadi bakalım. A noktasındaki sıvı basıncının zamana göre grafiği nasıl olur demişiz. Hemen bakın hazırlık yapıyorum. A'daki basıncın şuraya da zaman çizelim. Şimdi buraya PA dedim. Buraya da zaman dedim. Şimdi başlarken hiç sıvı var mı? Yok. O zaman grafiğiniz sıfırdan başlayacak. Ve musluktan akan sıvı nereye gelecek dikkat ederseniz tam altına. Yani önce gelecek şurayı dolduracak. Doldur. Bakın ne yapıyorum? Dümdüz çıkıyorum değil mi? Ve Buraya geldik. Duralım bir isterseniz. Ne oldu? Şimdi her bölmenin T, T, T bölme zamanda dolduğunu düşünsek. Ne oldu? Siz T, 2 T zamanda sıvı yüksekliğiniz ne diyelim? H. Burasına 2 H. Bunu 3 H dersem aynı şekilde P, 2 P, 3 P diyebilir miyim? Yani P'ye geldi. O zaman sizin grafiğiniz 2 T'de P'ye geldi. Sonra dikkat edin sıvı yükselmeye devam edecek. Bakın 1T daha geçtiğinde hop 2P'ye geldi. Dikkat et. Hemen 3. T'de hemen 2P'ye geldik mi? Biraz grafiği güzel çizerseniz böyle parabolik, parabolik diyorum pardon eğiminin daha yüksek olduğunu göreceksiniz. Sonra akan sıvı ne yapacak? Yukarı çıkamaz. Yandan düşmeye başlayacak böyle. Bakın 1T geçti. 2T geçti. 3T geçti. Hala A'da sıvı yüksekliğinde bir değişiklik yok. Yani 3 ile 6 arasında hiçbir değişiklik olmadı. Sonrasında ise üç tarafta da bakın düzgün yayla 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 dolacağız. Yani tam ne yapacak? 9. T anında basınç. Şuraya 2P yazarsam 3P'ye kadar gelecektir. O yüzden böyle özenli bir şekilde çiziyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi en önemli yerlerden biri. Karışmayan sıvıların basıncı. Bakın öğretmenlik hayatında belki de öğrencilerin en çok hata yaptığı şeylerden bir tanesidir bu. A noktasında bakın karışmayan suyla yağ gibi düşün. A noktasındaki basınç soruluyorsa sadece o noktanın üzerinde bulunan sıvı. Kim var? Sarı sıvı. Ne kadar yapıyor basınç? H1, D1, G. Bitti. Peki B'nin üzerinde ne var dediysem dikkat edin. Önce mavi sıvı sonra B, sarı sıvı. O zaman bunları ayrı ayrı yazacaksınız. Bakın ne yazıyorum? Önce buraya ayırıyorum. H2D2G artı. Üstünde de sarı sıvıdan var dikkat ederseniz arkadaşlar. Onun ise ne diyeceksiniz? H1 D1 G. Böyle efendi efendi toplayacaksınız. Bakın gördüğüm en kötü hatalardan biri hemen adam şöyle diyor. H1 artı H2 kadar D2'den var diyor. Arkadaşlar böyle bir sıvı yok burada. Mavi sıvıdan H2 kadar sarı sıvıdan H1 kadar var. Hadi bakalım. A ve B'deki basınçların oranı nedir? Bakın verilmiş sıvıları. Şimdi A'nın üzerine görüyorsunuz. 2H kadar sarı var. O zaman yazıyorum bakın. A'nın üzerine tek bir tane. 2H kadar. Kim var? DG. Bitti. Fakat B'nin üzerinde ne var? Bir tane pembe sıvı, 3 tane de sarı sıvı. Yazıyorum. H kadar 3DG artı 3H kadar DG. Değil mi? O yüzden de ne oldu burası? 6HDG yaptı. Basınçlar bu 2, bu 6 olduğuna göre basınçların oranı 1'e 3 olacak. Hadi bakalım. Karışmayan X, Y, Z sıvıların ne yapıyor? Bakın X'in öz kütlesi D. Y'ninki bilinmiyor. Z'ninki de bilinmiyor. Ama basınçlar biliniyor. K'daki basınca P. Bulalım P'yi. K'nın üzerinde var? Bu var. Yani H, D, Y'ye siz P demişsiniz. Ama L'deki basınç 5P. Hadi yazalım 5 p Ne var üzerinde L'nin? Önce bu sıvı gri sıvı sonra sarı. Yani 2H kadar D, y, G artı H kadar D, G ikisinin toplamı. P dediğiniz şey H, D, ise 5P dediğiniz şey 5H, D, yapar mıydı? Buraya da 2H, D, G H, D, dersen bakın G'leri atalım. H'ları da atalım. Bu D'yi ile karşıya uçurunca 4D eşittir. 2D, ise D, cevabını öğrendik. 2D. Cepte. Devam ediyorum. M'deki basınç ise 14P'ymiş. Hadi onları da renk değiştirelim. 14 t bana oldu. 14 P tabandaki basınç değil mi şurası? Ne var üzerinde? 3 h kadar dz g artı şimdi burayı gene aynı şekilde yazabilirim. Ya da hemen sen şunu biliyorsun. Bunun üstündeki 5 P olduğuna göre bunun üstünde de 5 P yazabilir miyim? Hemen. Yani bakın 14 P gelmesi için demek ki şu sıvının 9 P'lik baskı yapacak. Bakın belli oldu. 3 h kadar dz cevabı 9 P'miş. Şimdi P yerine bu ifadeyi yine yerine yazıyorum. 3H kadar DZG 9 katı olacak HDG'nin. G'ler elveda haşlar elveda. Ne oldu? DZ'nin cevabı 3D olarak bulduk. Mutlu bir hayat sürdürdük. Şimdi çok tehlikeli bir soru tipi. Birbirine karışabilen X ve Y sıvıları karışmadan önce şekilde gibi yapılan basınçlar PK, PL, PM. Karışırsa ne olur? Size hemen bir ipucu veriyorum düzgün mü yani böyle silindirik yapıda? Hemen şunu diyeceksiniz. Taban sabittir. Onun dışında yandaki nereyi sorarsam sorayım hemen hop artar diyeceksiniz. Yani cevap şöyle bir şey. K artar, L artar, M değişmez. Sorunun cevabı bu olacak. Ama biz bunu ispat edelim. Şimdi sallayalım. Buraya D diyeyim, buraya 2D diyeyim. K'daki basınç hadi ilk durumları yazıyorum şimdi. K'daki basınç ne var üzerinde? 2hD, değil mi? L'de ne var? H kadar bir 2 dem var. H kadar 2 dg artı onun üzerinde de 3 h dg var. Yani PL'nin cevabı kaç oldu? 5 h dg. Bunları bir kutu için alalım. Ve dikkat edin şimdi M'yi yazıyorum. Ne var M'nin üzerinde? 3 h kadar 2 dg artı 3 h kadar dg. Yani 6 buradan 3 buradan M'deki basınçta 9 h dg. Bunları böyle salladık şimdilik bulduk. Şimdi ne diyor sana? Sıvılar karışırsa. Şimdi sizin neyi bilmen gerekiyor? Karışımların öz kütlesini bilmeniz gerekiyor, değil mi? Şimdi sen ne oldu? Gene 6 yükseklikte sıvılarımız var, değil mi? Ama D ile 2D'den dikkat edin eşit hacim mi var? Evet. D ile 2D'den eşit hacim olunca ben kütle öz kütle de anlatmıştım. Hemen 2'ye bölerek şuranın öz kütlesi 3D/2 bölü 2 oldu mu? Hala K burada yaşıyor. L burada dikkat ederseniz, M de tabanda, değil mi? Hadi bakalım. Renk değiştiriyorum artık ortak çok karıştı. Son durumu yazıyorum artık. K'nın üzerine var dikkat edin. 2h kadar 3d/2. Bakın 2'ler giderse g'yi de yazdım. 3h d g. Bakın ne oldu hemen k arttı. L'yi yazıyorum. 4h kadar değil mi üzerinde? 3/2 dg. O zaman ne yaptı? 6h dg yaptı. O zaman bakın bu da arttı 5'ti çünkü ilk durumda. M'ye geliyorum. 6H kadar üzerinde 3 bölü 2 DG varsa 9H DG gördüğünüz gibi değişmemiştir. Ama otomatik pilottan da bunu yapabilirsiniz. Ben en azından ispatını yaptım. Siz de artık kafanıza yazın. Hızlı ve öfkeli gidebilirsiniz burada. Şimdi olayın bir başka boyutu bizler için arkadaşlar sıvı basınç kuvvet. Bu biraz daha işin tehlikeli kısmı. Özellikle de ikinci derse geçmeden önce basınç, katı basıncı, sıvı basıncı, katı basınç kuvveti, sıvı basınç kuvveti bu kavramları kafanızda mutlaka çok iyi yerlere getirmek zorundasınız. Şimdi basınçla basınç kuvvetinin farkı ne şu? Hatırlayın basınç nereye etkiyordu? Noktaya. Değil mi? A noktası, B noktası. Ama basınç kuvveti dediğiniz şey yüzey alanı gibidir arkadaşlar. Ve yüzey alanı diyelim. Ve dikkat edin genel denklemimiz basınç eşittir F bölü S ise ben o zaman buradaki basınç kuvvetini çekersem ne yapacağım? Basıncı bul S ile çarp. Fakat buradaki P dediğiniz şey aslında nedir? Şimdi burada bir güzellik var. Şuraya gelen basınç P ise buraya da P, buraya da P, buraya da P değil mi? Yani aslında burada fark etmiyor ama bu aslında ortalama basınçtır. Eğer şimdi bu şuna benziyor. Diyelim kap biraz tipsiz olsun böyle sizin buraya gelen basıncınızla bakın buralara gelen basınçlar aynı değildir fark ettiyseniz. O zaman ben bu yüzeydeki kuvvet istersem şununla şunun ortalamasını almanız gerekecek. O yüzden bu ortalamayı alıştırmak zorundayım. E o halde buradaki ne kadar hemen basınç bu PPP P, P ise bunların hepsinin ortalaması da P değil mi? O zaman P çarpı yüzey alanı S. E, P neydi? Az önce bulmayı öğrendik. HDG çarpı S. O formül HDG S'e geldi arkadaşlar. Önce bir ısınma turu sonra biraz daha ciddiyet arttıralım. S ve 3S yüzeylerine uygulanan basınç kuvvetlerinin oranları. Şimdi bakın F1 nereye geliyor? Şu yüzeye geliyor dikkat ederseniz. Bakın buradaki basınç kaç? 2HDG. Şurası da 2HDG. E, siz bunun ortalamasını da alsanız 2HDG. O zaman basınç nedir? 2HDG basınç çarpı şimdi yüzey alanı S. Peki F2 nereye geliyor? Dikkat edin şu yüzeye geliyor. Şuradaki basınç 4 htg. Buradaki basınç 4 htg. Yani demek ki siz neye bakacaksınız? Yüzeyin iki ucu arasındaki basınçları buluyorsunuz. E bunların ortalaması da 4 htg çarpı şimdi yüzey 3s. 2 bölü 12'den aradığınız cevap ne oldu? 1'e 6. F2 bölü F1 e sormuşum. 6'dır. İşte bu yan yüzeye girdiği zaman işler eğlence oluyor. Şimdi bu arada diyor ki pistonlar F1 ve F2 kuvvetleriyle dengede ise bunların oranı. Şimdi bakın katıların en büyük özelliği piston dediğin şey nasıl dengede kalır? Şöyle kalır. Sen buradan bir F1 kuvveti uyguladığında bu pistonun dengede kalmasını istiyorsan karşıdan da F1'i uygulaman lazım. Yani buradaki bas basınç kuvvetinin F1'in aslında dışarıdaki kuvvete. Burada da F2'nin dışarıdaki kuvvete eşit olduğunu görüyorsunuz. Peki F1, f nasıl bulacağım? Bu bir yan yüzeydeki sıvı basınç kuvveti. Bakın. Şimdi hemen başlıyorum. En büyük yüzey burası. Buradan ne kadar aşağıdayız? H. Buradaki sıvı basıncı dikkat edin. HDG. Şuradaki kaçtır? 3HDG dikkat edersin. O zaman ben bunların ortalamasını alırsam bunda nasıl buluyorum? HDG ile 3HDG'yi topluyorum. 2'ye bölüyorum. Yani 2HDG ortalaması var. Çarpı şimdi yüzey. 3S. Hadi kolay olsun diye bunu 6F dedim. Sıra geldi F2'ye. Şimdi buranın nedir basıncı? Bakın üzerinde 4HDG. Şuradaki basınç 5HDG. O zaman toparla 4 artı 5 9 bölü 2 HDG çarpı. Yüzey alanını göremiyorum izninizle siliyorum orayı. 2 esmiş dikkat ederseniz. O zaman ne oldu? 2'lerde giderse ne oldu burası? 9F diyebiliriz. 6 bölü 9'dan da aradığımız cevapta 2 bölü 3 olacaktır. Hele ki sıvılar bu şekilde karışmıyorsa eğlence daha da büyüyor dikkat ederseniz. Yan yüzeylere etkilen sıvı basınç kuvvetleri oranını istiyor. Bakın. Şimdi nedir? Buradaki basınç sıfır. F1 nereye etki ediyor? Şuraya. Değil mi? O zaman sen bana buradaki basıncı bul hemen. Ne kadar? Bunda H var. Üzerinde de D var. H, D, G ise. O zaman ben bu ikilinin ortalamasını almam lazım. O zaman F1 nedir? 0 ile H, D, G'nin ortalaması. H, D, G bölü 2 çarpı şimdi yüzey. Peki F2 nereye gidiyor? Bir de renk değiştirelim bakalım orada da. F2 şu yüzeye geliyor. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Buradaki basınç HDG. Peki bana bu tabanı bulun. Hemen buluyorum. Ne var üzerinde? H kadar 2DG artı onu da üzerinde HDG olduğuna göre buradaki basınç 3HDG. 1 ile 3'ün ortalamasını aldığım anda nedir? 2HDG çarpı S ise aradığımız cevap 1 bölü 4 Olmuştur. Bakın yine belalı yan yüzey. Şekildeki piston K seviyesindeyken dengeleyen kuvvet F, aslında o F neydi? Buradan sıvının uyguladığı F'ti. Hadi bakalım. Şimdi sıvı bu seviyede ise, bakın bunun üzerinde hiç sıvı yok değil mi burada? Yok, sıfır. Ama burasına her bir bölgeye h desem, şuradaki basınç nedir? 2 hdg ise, o zaman ben sıfırla 2 hdgnin ortalamasını alacağım. O zaman F dediğiniz şey ne yaptı? HDG çarpı bu yüzeyde S desem H -D -G s. Şimdi eğlenceyi başlatıyorum. Piston L'ye itilirse yani şuraya gelirse sıvılar biliyorsunuz ki arkadaşlar sıkıştırılamaz. Sen şu iki bölmeyi yana ittirirsen o iki bölme gelir burada yukarı çıkar. Bulduğu beleş yolu affetmez. Ve şimdi yazıyorum dikkat edin. Şimdi sıvının en yüksek seviyesi burası ya. Artık bu noktadaki basınç 2 HDG. Şu noktadaki basınç 4 hdg değil mi arkadaşlar? Bakın burası 2 burası da 4. O zaman f'in yeni değerini şöyle yazıyorum. 2 ile 4'ün ortalaması 3 hdg çarpı oraya s demiştim. Devam. E sen buna f dediysem bu adam ne oldu? 3 f oldu. Şimdi hayat her zaman toz pembe değil. Şimdi bu uyarıya geri dönmek istiyorum. Fakat önce bir şeyle tanıştırmak istiyorum size. Yani ben buna ne zaman mahkum olacağım? Bu çok önemlidir arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi ne diyor? Ben önce soruyu anlatacağım. Sonra geriye dönüş yapacağım. Şekil 1'deki kabın tabanında sıvı basıncı P basınç kuvveti F. Nedir? Sıvı basıncı çok kolay. Hemen yazıyorum. P eşittir. HDG. Sıvı basınç kuvvetini şuraya S dediğimizi düşünün. HDG bir de S değil mi? Diyor ki kap ters çevrilirse. Ne olur sıvı? aynı yükseklik olur muydu diye soruyorum size. Cevap veremiyorsunuz tabi ama ben yine de cevaplamanız gibi düşün kendi kendinize cevaplayın. Aynı yükseklik olmaz çünkü dar burası o zaman bu buraya kadar çıkacak diyebilir miyiz arkadaşlar? Yükseklik tam bilmesek de yarıdan fazla oldu. O zaman siz bu duruma geldiğinizde basınç dediğiniz şey nedir? Şöyle bir şey oldu. Basınç H'tan çok bir şey var artık değil mi? E, basınç HDG olduğuna göre H'tan çok olduğuna göre o zaman ne diyebilirsin? Basıncın hemen arttığını söyleyebiliriz. Okey. H arttı çünkü. Peki basınç kuvvetine gelirsek neydi? H, D, G, S. D ve G aynı. H büyüdü ama dikkat edin S değeriniz küçüldü. Değil mi arkadaşlar? Emin olabildik mi sonuçtan? Bence olamadık. Değil mi? İşte yemedi. Bakın basıncı çok kolay konuştuk. F'i isteyen arkadaş hemen artar azalır diyemez. Cevaptan emin olmamanız lazım. O zaman emin olmak için hemen nota geri dönüyorum. Eğer HDGS ile çözülemezse demişim değil mi ben size? İşte kahramanın ne şu? Diyelim her bir kapta G ağırlığında sıvılar var. Ne taban alanını biliyorsunuz ne bir şey. Sadece sıvıların ağırlığını biliyorsun. Ben ne dedim? Basınçta kıymetli olan şey neresidir? Tabandır. Bakın. Tabanın kıymetini bileceksiniz. Taban, taban, taban. Tabandan yukarı doğru bir düz çizgi çekiyorum. Kabın şekliyle benim çizdiğim şekil uyumlu değil mi? O zaman burada tabana gelen basınç kuvveti G'ye eşittir. Peki buraya gelirsem bakın tabandan düz çizgi çekiyorum. E, yanlarda sıvı eksik değil mi şuralarda? O zaman buraya gelen basınç kuvveti G'den daha fazladır. Peki buraya çekiyorum bakın yanlardan düz çizgi çekince fazla sıvı var değil mi buralarda? E, bu sıvılarda ne oluyor? Demek ki sıvının G'si daha fazla. O zaman burada da F3'ün G'den daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Hatta çok daha profesyonelce de şöyle de yapabilirim. Mesela ikinci kap için şöyle göstermem gerekir aslında. Diyelim kaptaki sıvı şöyle olacak arkadaşlar, değil mi? Şimdi ne oluyor? Sıvının bir ağırlığı var, değil mi? g bu cepte. Şimdi buralara dikkat etmenizi istiyorum. Her değen yüzeyin bir tepki kuvveti vardır. Mesela bu birinci yüzeyimiz olsun. Birinci yüzeye etki gelince ne oldu? Bak F1 gibi bir tepki. Şu yüzeye dik olarak bakın değiyorsam buna ikinci yüzeye değeyim. F2 gibi bir tepki. Şu yüzey, üçüncü yüzey. Buraya dik olarak değiyorum. Bunun da bir tepki kuvveti vardır. F3. Ve dikkat edin şimdi. F2 ile F3'ün de bileşkesi şu arada buluşmak zorunda mıdır? O zaman bakın F1'in değeri G'den büyük çıktı. Hadi bunu buna da siz uygulayın bakalım. Tamam. Bir dakika. Şurada bir hata yazdığımızı görüyorum. Evet. Yanlış yazdığım bir şey var. Hemen düzeltin burayı da arkadaşlar. G'nin değeri daha fazla demiştik F3'ten değil mi? Ağzımızla kalemimiz aynı çalışmamış. Hadi bakalım. Bunun uygulamasını yapacağız şimdi. Kaplarda G ağırlığında sıvı var. Bakın ne taban alanını biliyoruz ne haçları. Bak ne oluyor? F'i normalde namuslu değerini H, D, G, S değil mi sizler için? Sıvı basınç kuvveti. İyi de haçları bilmiyorum. S'leri bilmiyorum. O zaman ne aklınıza gelecek? F ile G arası. Kahramanım kimdi? Kabın taban alanı kapların hemen tabanlarını çiziyorum bakın tabanlarından yukarı doğru çiziyorum bak. Yukarı çizdiğim Burası uyumlu ama burası yanlarda fazla sıvı var. O zaman sıvının değeri F1'den büyük. Bak buradan çekiyorum. Hop çektim yukarı doğru. Sıvı eksik burada. O zaman F2'nin değeri G'den büyük. üçüncüye geliyorum. Bakın tabandan yukarı bir çekiyorum. Fazla sıvı var burada. O zaman sıvının ağırlığı F3'ten daha büyük. Peki buraya çekiyorum bakın. Nereye kadar? En üst seviyeye kadar. Sıvının en üstüne kadar gelmek zorundasın. Adama sorarlar. Nerede bu sıvılar? Yok. O zaman demek ki G'nin değeri F4'ten azdır. Ne diyor? Sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından büyük. Yani F'in G'den büyük olduğu sistemleri istiyorum. O zaman 4'te evet. 2'de evet. O zaman 2 ve 4. sistemler aradığımız cevaplar olacaktı arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi henüz size gaz basıncı var mı burada? Var. Havanın öz kütlesi sadece. Basit olarak siz yaparsınız. Kap ters çevirirse diyor. Örneğin kabın tabanı bu değil mi? Ne yapalım? Hadi bakalım bir ters çevirelim bakalım şunu biz. Nasıl olacak şekli? Tek bölme aşağıda değil mi? Üç bölme de hemen şöyle oldu. Şimdi dikkat edeceğin şey şöyle hemen bölmeleri de ayıralım. Şimdi ne kadar sıvı var? Sıvı 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 3 bölme. Hadi biz de 3 bölme yapalım o zaman. Bakın sıvı hemen aşağı geçecek ama bir bölme yaptı burada. Kaldı mı iki bölme? Şimdi buraya dikkat edin. İki bölme sıvıyı yerleştirmem lazım. Kaç bölmemiz var burada boş olarak? 3. O zaman 2 bölü 3 kadar yükseleceksiniz. Bakın hemen ipucunu hızlı geçti. Dolayısıyla sizin sıvınız şuraya kadar şöyle sarı yapalım devam edelim. Şuraya kadar gelecek demektir değil mi? Yani şöyle bir yüksekliğimiz oldu bizim. Şurası haşsa burası 2 bölü 3 haş. Şurada da 1 bölü 3 haş boşluğumuz kaldı. Değil mi? Şimdi Peki iyi dikkat edin. Bakın gazların öz kütlesini bulmak çok kolay. D m/V. İçeri gaz ilavettim mi, sıvı ilavettim mi? Hayır. Dolayısıyla havanın kütlesi değişmedi. Peki ters çevirdiğimde bakın yüksekliği azalmış olabilir ama hacmi değişmemiştir arkadaşlar. Doğru mu? İçeri çünkü sıvı gelmedi içeri hava gelmedi. O zaman gazın öz kütlesinde hiçbir değişme olmadı. Peki sıvı basıncı ne diyor bakalım? Sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç P sıvıyı nasıl buluyordum ben? HDG. Peki burada ne kadar vardı? H. Şimdi daha fazla. O zaman sıvının basıncı arttı. Şimdi eğlence buraya geldi. Sıvı basınç kuvveti. Hadi ispat edelim. Şuralara S, S, S desem. F'in ilk durumu nedir? HDG çarpı 3 S'ydi. Şimdi ne oluyor? Bakın F2 yazıyorum. Bakın 2 bölü 3 H burada. H da burada olduğuna göre 5 bölü 3 HDG çarpı ama artık taban alanı S oldu. O zaman üçgen 5/3 üç olduğuna göre de bu arkadaş ne yaptı dikkat ederseniz azalacaktır o zaman. O zaman artar azalır değişmez bursa. Bu arada ikinci yani F'i daha hızlı ve öfkeli bulabilir miydim? Evet, iyi seyret. Bir yönerme daha vereyim. Şimdi bakın, sıvının tabanı bu değil mi? Bakın kabın tabanı bu. Tabandan düz çizgi çekiyorum. Ne oldu? Sıvı ile benim çizdiğim uyumlu. O zaman bence birinci durumda F dediğin şey sıvının ağırlığına eşittir. Peki ikinci duruma bakın. Taban bu. Tabandan düz çizgi çekiyorum. E, fazla sıvı var yanlarda. O zaman ikinci durumdaki F'in değeri sıvıdan daha küçük olmalıydı deyip hemen penaltıyı de boş kaleye atabilirdik. Evet. Böylece arkadaşlar katı ve sıvı basıncı ile ilgili temel bilgilerimizi ve temel sorularımızı yaptık. Bundan sonraki ikinci videomuz biraz daha sert bir video olacak arkadaşlar. Orada çünkü U boruları, işte akışkanların basıncı ve özellikle de gaz basıncı ile ilgili sorular olacak. E, yavaş yavaş bu konsepti yeni oluşturduğum için bundan sonraki videolarda daha da fazla yorum sorusu ekleyeceğim. Göreceksiniz de. Biraz daha sizleri iyi yetiştirmek, sınava daha hazırlamak için ekstra çabalar yapılacak arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın hepiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.